Bir dakikada Charles Darwin. Charles oldukça entelektüel, tanınmış bir ailenin içine doğdu. Dedesi ve babası doktordu. 8 yaşındayken annesini kaybetti. Doğaya çok meraklı bir çocuktu. Okulda bile uzak diyarlara, tropik adalara yapacağı seyahatlerin hayalini kurardı. Babası aile geleneği olarak üniversitede tıp eğitimi almasını istedi. Ama Darwin tıbbı sevmedi. Okulu bırakınca babası B planı olarak rahip olmasına karar verdi. B planı Charles'ın kafasına yatmıştı. Bir köy papazı olursa doğa tarihine daha çok vakit ayırabilirdi. Darwin üniversite bitince jeoloji dersleri de aldı. Ardından amirallikten Güney Amerika'ya gidebilecek bir seyahat teklifi geldi. Charles havalara uçtu. 5 yıllık gemi seyahatinde doğa bilimlerinin birçok dalını dikkatle inceledi. Yüzlerce canlı numune ve fosil topladı. Binlerce sayfa not aldı. Çizimler yaptı. Evrimle ilgili ilk ipuçlarını ona bu çalışmalar verdi. Seyahatinden dönünce bulguları üzerinde onlarca yıl çalıştı. Birçok deney yaptı. 1859'da ünlü kitabı Türlerin Kökenini, 1871'de ise insanın türeyişini yayımladı. Bu modern biyolojinin başlangıcıydı. Darwin, insanla dahil tüm canlıların doğal seçilim mekanizmasıyla ortak bir atadan evrimleşerek türediğini ortaya koydu.